Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine ehliyet sınavı sorularını çözüyoruz. Bunlar çalışma ve hazırlık soruları. Şimdi arkadaşlarım bu video sizin için çok önemli olacak. Neden? Çünkü bir sorunun içerisinde birden fazla kaç tane ehliyet sınavı sorusu var? Onlardan bahsedeceğiz ve bu sorular sizlerin sınavlarında en çok çıkan sorular olacaktır. Daha sonra bu ehliyet sınavında en çok çıkan soruların içerisinde araçların yerleşim yeri içinde otoyolda, bölünmüş yollarda bu yasal hız limitleri var ya arkadaşlar Arkadaşlar, Onunla ilgili bir sorumuz var ve videonun sonunda da sizin için bir tablo oluşturdum. E, sınavdan önce mutlaka mutlaka bakın kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra ise bu trafik polisi ile alakalı bazı sorularımız var. Onları da geleceğiz. Onlardan da nasıl sorular çıkar onlardan da bahsedeceğiz. Elimizden geldikçe sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz arkadaşlarım. Ve 13. soru çözümündeyiz. E, hadi o zaman hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir diyor. Burada bir tane daha ehli esnaf sorusu var ama bir şıklara bakalım. Akciğer, karaciğer, burun, soluk borusu. Hangisi solunum sistemi organlarından değil? Karaciğer değildir değil mi arkadaşlar? Bursa şıkı olacaktır. Şimdi bize şöyle bir e, soru gelir. Kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlayan sistemdir aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru geldiği zaman şıklarda solunum sistemi olacaktır. Gördüğümüz zaman işaretleyeceğiz. Peki solunum sistemi organları nelerdi? Hemen kısaca bir hatırlayalım. Ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu akciğerlerde değil mi? Bursa şıkı kırıcar değildir dedik. İkinci sorumuzdayız. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir diyor. Bakın bu soruda çokça çıkar. Ee, bunu da açıklayacağız. Kağıt mandilin, çengelli iğnenin, steril gazlı bezin, makasın. Hangisi zorunlu değildir arkadaşlarım? A şıkkı değil mi? Kağıt mandilin bulundurulması zorunlu değildir ilk yardım çantasında. Peki Hangilerinin bulundurulması zorunludur? Bir onları tekrar edelim. Sargı bezi, steril gazlı bez, üçgen, sargı, çengelli iğne, makas, turnike, yara bandı, eldiven vesaire diye devam edecektir. Üçüncü sorumuzdayız. Şimdi bu sorunun içerisinde yine 4-5 tane ehliye sınavı sorusu var ama bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımı sağ sol gösteren işarettir diyor. Dikkatli bir şekilde bakalım. Şıkları açıklayacağım hangisidir arkadaşlar? Denizli şıkkıdır değil mi? Şöyle daire içerisine alalım. Bize köprü yaklaşım levhasını bildirir Denizli şıkkı. Peki bu A, B, A, B C, D şıkları arkadaşlar bunlar birer tek başına ayrı ayrı sınav sorusudur. Unutmayalım. A şıkkını bir hatırlayalım mı? Kontrolsüz demiryola geçididir değil mi? Bursa şıkkı tehlikeli viraj yön levhası. Ceyhan şıkkı demiryolu yaklaşımı olacaktır. Denizli şıkkını da söyledik. Dediğim gibi bunlar birer tek başına ehli sınav sorusudur. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir diyor. Trafik kurallarına riayet edilmesi, en soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi, hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması, engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Hangisi değildir? A şıkkı değildir değil mi arkadaşlar? Trafik kurallarına riayet edilmesi trafikte birey yapılan hak ihlallerinden biri değildir. A şıkkı olacaktır. Bunlar birebir ehliyet sınavında çıkmış sınav soruları arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir diyor. Bakın öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değil. Soruyu doğru okuduysa ışıklara bakalım. İletişim becerilerinin geliştirilmesi, alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, düşünme tarzını yeniden yapılandırılması, nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Bursa şıkkı olacak alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması, değildir arkadaşlar. Soruda öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir diyor. Ne yapıyor? Bursa şıkı bir olumsuzluk bildiriyor değil mi? Hadi bakalım altıdayız. Bu soruda çokça çıkar. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır diyor. Boş birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vitesimiz boş konumunda olacak değil mi arkadaşlar? Aşık olacaktır. Bakın kolay bir soru. 7'deyiz. Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır diyor. Bu soruyu da açıklayacağız. Park etmek, geri gitmek, duraklamak. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Ne diyoruz arkadaşlar? Deniz ışıkı diyoruz değil mi? Yani hepsi olacaktır değil mi? Buralarda park etmek, geri gitmek, duraklamak bağlantı yolları üzerinde yapılması yasaktır. Peki bağlantı yolu, yolu, ayrı tek bir başına ehli sınav sorusu mudur hocam? Evet arkadaşlar hemen kısaca bir tanımını öğrenelim. Bağlantı yolu dedi, denildiği zaman kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına aşağıdakilerden hangisi denir diye bir soru geldiği zaman biz bağlantı yolunu göreceğiz ve işaretleyeceğiz e, 8 deyiz aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir diyor Bakın bu soruda çokça çıkar görev hali dışında kullanılmaması can ve mal güvenliğinin korunması bazı kişilere ayrıcalık sağlanması sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması geçiş üstüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değil biz bazı kişilere ayrıcalık mı sağlıyoruz arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz değil mi? O zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz. 9'dayız. Yeni yönetmeliklere göre C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenler sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır. Merak etmeyin o sınıfları da size söyleyeceğim. A şıkkı 21-24, Bursa şıkkı 20-22, Ceyhan şıkkı 18-20, Denizli şıkkı 19-25. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız A şıkkı 21 24 olacaktır. Peki şimdi bazı arkadaşlarım soruyor. Hocam C sınıfı ne? C sınıfı denildiği zaman kamyon ve çekici yaş sınırı 21'dir arkadaşlar. D sınıfı denildiği zaman da minibüs, otobüs yaş sınırı 24'tür. B sınıfı neydi? Hadi onu da hatırlayalım. Çünkü B sınıfı ile alakalı da bir sınav sorusu var. B sınıfı otomobil kamyonettir arkadaşlar. Yaş sınırı 18'dir. Geldik 10. sorumuza. Araçlara yerleşim yeri içinde, dışında, otoyol ve bölünmüş yollarda yasal hız limitlerine dair bir tablo oluşturduğumu söylemiştim arkadaşlar. Hepsini bir tabloda oluşturdum. Instagram'dan da yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Hadi okuyalım. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda şekildeki bir numaralı aracın azami en yüksek hızı saatte kaç kilometredir diyor. Nereye bakacağız? Bir numaralı araca bakacağız arkadaşlar. Şıklar 50, 70, 90, 110 en yüksek hızı saatte 90 kilometredir arkadaşlarım Ceyhan şıkkı olacaktır dediğim gibi videonun sonunda tablo oluşturdum Instagram'da da yayınlayacağım mutlaka bakalım gerekirse not alalım 11'deyiz şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır bakın sürekli olarak işgal etmeleri yasak 1 ve 2 1 ve 3 2 ve 3 3 ve 4 Hangilerin yasaktır? Ceyhan Şık arkadaşlarım 2 ve 3 numaralı araçların sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır. Ceyhan Şıkkı olacaktır. Peki niye yasak? Dikkat edin 3 numaralı araç en sol şeritte değil mi? 2 numaralı araçlarda o da aynı şekilde o da en sol şeritte. En sol şerit sürekli işgal edilemiyordu. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz diyor bakın. Debriyaj balatasının eskimesi, lastik hava basıncının düşmesi, depodaki yakıt seviyesinin azalması, aracın uygun olmayan devirde kullanılması, yakıt tüketiminin artmasına neden olmayan hangisi? Arkadaşlar depodaki yakıt seviyesi azaldığı zaman yakıt tüketimi mi artıyor? Böyle bir şey var mı? Yok değil mi? O zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz uzun bir soru dikkatli okumamız yeterli olacaktır. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir diyor. Bakın kazaya karışıyor ya da veya olay yerinden geçiyor. Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır. Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır. Kendi hislerine bağlı olarak müdahale etmeyebilir. Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür. Yasal sorumluluğu nedir arkadaşlar? Ne diyorduk biz? Denizli şıkkı değil mi? Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür. Denizli şıkkı diye şuraya yazdım arkadaşlar. 14. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşı sürücüsü yetiştirmek yetişmiş yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir. Şıklar Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Motorlu taşı sürücüsü yetiştiriyor arkadaşlar ve yetişmiş olanlara sınav sonucunda da sertifika veriyor. Hangisi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı olacak değil mi? Ceyhan Şıkkı. Bakın kolay bir soru değil mi? Diğerindeyiz. 15. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni teşkilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur diyor. Zorunlu olanı arıyoruz. Malik sorumluluk sigortasının, araç teknik muayenesinin, servis bakımlarının, kasko sigortasının hangisinin yaptırılması zorunluydu? Mali sorumluluk sigortasının yaptırılması zorunlu arkadaşlar. A şıkkı diye işaretleyelim. Geldik 16'ya. 16. sorun soruyu açıklayacağız ve içerisinde birden fazla ehli esnaf sorusu var. Ona da geleceğiz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Ne anlamında gabari sınırlaması diyor? Dikkat edin uzunluk anlamında. Hadi bakalım ışıklara. Doğru olan şıkkımız Ceyhan şıkkı arkadaşlarım. Gelin şöyle bir işaretleyelim. Hatta şöyle de bir Ceyhan diye de yazalım. Şimdi buradaki şıkların hepsi tek başına birer eyle sınav sorusudur. Üstüne basa basa da söylüyorum ve en çok çıkanlardır arkadaşlar. A şıkkı neydi bir hatırlayalım mı? Singil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez anlamındaydı değil mi? Bursa şıkkı genişlik gabarisi, Ceyhan şıkkı uzunluk gabarisi yani uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez anlamında. Denizli de yükseklik gabarisidir arkadaşlar. Dediğim gibi bunları unutmuyoruz. Bunlar en çok çıkan sınav soruları. 17'deyiz. Sürücüler beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İnsanların değişebileceğine inanmalıdır. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Biraz uzun bir soru değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? A diyoruz. İnsanların değişebileceğine inanmalıdır diyoruz. Aşıkkını şöyle işaretledik. Geldik 18'e. Bu soruda çokça çıkar sınavlarınızda. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir diyor. Hangisi kesinlikle söylenir? Aşıkkı Şimdi orada ne vermiş tabloda? Kandaki alkol miktarı yani promili veriyor. Ee, diğerinde de kaza riskini veriyor, değil mi? 050 10 20 kaza riski bakın 2 10 25 bu şekilde bir kaza riskinde artış var. Hadi bakalım az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdi. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı, alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermedi. alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun oldu. Hangisi kesinlikle söyleniyor arkadaşlar? Bursa şıkkı değil mi? Ne diyor? Bakın kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı değil mi? Kaza riski artıyor. Kandaki alkol miktar arttıkça kaza riski de artıyor. Tamam mıyız? Ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. Şöyle daire içerisine aldım. 19'dayız. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir? Bijon somunlarının gevşemesi, sürüş konforunun azalması, fren hidroliğinin azalması, jantın eğilmesi. Arkadaşlar Bursa şıkkı olacak. Sürüş konforunun azalması olacaktır. Niye? Sen lastikleri fazla şişirmişsin. Aşırı şişirmişsin. Değil mi? Bir sürüş konforunda azalma meydana gelecektir. Geldik 20. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerler değerlerdendir? Diyor. En fazla ihtiyaç duyacakları öfke, hoşgörü, inatlaşma, aşırı tepki. Biz en çok hangisine ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar? Öfkeye mi, inatlaşmaya mı, aşırı tepkiye mi? Hayır, hangisine? Bursa aşıkı, hoşgörüye ihtiyaç duyuyoruz, değil mi? 21'deyiz. 21. soruyu şöyle kısaca açıklayacağız. Bir okuyalım. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında hangisini kullanması zorunludur diyor. Bakın 1 Aralık 1 Nisan. Kış lastiği, yaz lastiği, polen fitresli cam suyu antifrizi. Biz hangisini kullanmak zorundayız? A şıkkı değil mi arkadaşlar? Kış lastiğini Kullanmak zorundayız. Bu tarihi unutmayalım. E, tam tersinde verebilir. Soruyu kış lastiği olarak sorar. Bu sefer tarihi sizden ister. Bu yüzden 1 Aralık 1 Nisan'ı unutmayalım. Şimdi her lastik her mevsimde kullanılmaz değil mi arkadaşlar? 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorunludur. Gerçek hayatta da kullanalım. Unutmayalım. Bu yolda hep birlikteyiz. Geldik 22. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir diyor. Şimdi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Ta kursa başlamadan soruları çözmeye çalışan. nereye soruyor? Bakın o daire içerisine aldığım yeri soruyor. Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Neyi bildiriyor? Depodaki yakıt miktarını bildiriyor değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz. Şöyle daire içerisine de aldım. Diğerindeyiz. Yine bir görsel soru. Dikkatli okuyalım. Şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü önündeki araç A noktasındayken 88-89 diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? Motor gücünü, asfalt kalitesini, takip mesafesini, yakıt sarfiyatını. Niye bakacağız? Bir numaralı araca bakacağız ama en çok neye dikkat edeceğiz biz? 88-89'a değil mi? Biz 88-89'u gördüğümüz zaman hemen ne yapıyorduk nokta atış? Takip mesafesini görüyorduk ve işaretliyorduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi o zaman işaretleyelim. Diğerindeyiz. 24'teyiz arkadaşlar. Merak etmeyin bunu da açıklayacağım. Yeni yönetmeliklere göre C sınıfı sürücü belgesi alan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz diyor. Tır, kamyon, motorlu bisiklet, lastik, tekerlekli, traktör. Hangisini kullanamaz? C şıkkını kullanamaz arkadaşlar. Motorlu bisikleti kullanamaz. Şimdi C sınıfı ehliyeti tır ve kamyon gibi çekici araçları kullanabilmek için gereken ehliyet belgesiydi değil mi arkadaşlar? Tamamdır. Hadi bakalım diğerindeyiz. Bu soruda çokça çıkar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir diyor kaygan yola yaklaşıldığını, karayolunun deniz kıyısına bittiğini, tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını, taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini. Bakın orada bir iniş var değil mi? Eğimli bir iniş var. E o zaman ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz. Tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını sürücüye bildirir. 26'dayız. Şekildeki gibi tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış diyor. Bir numaralı araç sürücüsü için en sağ şeride geçerek seyretmesi, geçmek için en sol şeridi kullanması, önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi, önündeki araca ikaz ederek hızlanmasını istemesi. Hangisi yanlış? Yanlış olanı arıyoruz değil mi? Deniz şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi diyor. Bir numaralı araç nerede gidiyor? Bakın orta şeritte gidiyor değil mi? Orta şeritteki araçlara ikaz ederek hızlan diyemeyiz. Böyle bir şey yapamayız. Deniz şıkkı şöyle yazayım. Yanlıştır diyoruz. 27'deyiz. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir? Şimdi burada nereye bakacağız? Arkadaşlar burada 3 tane şerit var ama Yol çizgilerine göre bakacağız değil mi? Orada kesik yol çizgisi ve devamlı yol çizgisi var. Hani bakalım. 1 2 1 3 2 3 1 2 3. Arkadaşlarım, e, şekildeki araç sürücüsü 2 ve 3 nolu şeritleri kullanabilir. Dikkat edin oradaki çizgileri Hatta şöyle göstereyim bakın burada bir kesik yol çizgisi var, değil mi? Ne olacaktır? 2 ve 3 nolu şeritleri kullanabilir ama 1 nolu şeride geçebilir mi? Bak burada ne var? Düz bir çizgi var. Düz çizgi olunca ne diyoruz biz? Devamlı yol çizgisi geçilemez diyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? Ne dedik? Ceyhan Şıkkı dedik. 28 Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin sürücü belgelerinin bir yıl süreyle geri alınabilmesi için aynı suçun bir yılı içinde kaç kez işlenmesi gerekir? 5, 4, 3, 2. Arkadaşlarım aynı yıl içerisinde bir yıl içinde 5 kez işlenmesi gerekir. Aşık olacaktır. Kaçtayız? 29'dayız. Bu soruda çokça çıkar dikkatli okuyalım. Yukarıda verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü şıklar ne diyor? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2, 3. Hangisi alınması gereken önlemlerden? Denizli şık arkadaşlar hepsi olacak tamam mı? Hepsi alınması gereken önlemlerdendir diyoruz. Geldik 30. sorumuza. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir diyor. Kolay bir soru değil mi? Hadi şıklara bakalım. Dur, durak, devam et, dikkat. Dikkat diyen arkadaşlar yanlış söyledi. Doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı durak olacaktır. Bakın bu soru da çokça çıkar sınavlarınızda. Geldik 31. soruya. Bakın bu soru gerçekten önemli. Çünkü içerisinde birden fazla ehliyet sınav sorusu var. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin dönüş işaretidir diyor. Dikkatle bakalım. Hangisi geceleyin dönüş işareti arkadaşlar? Denizli şık olacak değil mi? Şöyle daire içerisine alıyorum. Şimdi gelelim. Arkadaşlarım A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı da şimdi gördünüz. Bunlar hepsi aynı şu an 31. soru gibi hepsi tek tek birer ehli sınav sorusudur. Hatta aslında vakit bulduğumuz zaman sizlere bu şekilde trafik polisinin bu işaretleri ile alakalı Böyle sorular hazırlamaya çalışacağız da bir bakalım arkadaşlar fırsat bulabilirsek. Şimdi A şıkkı neydi? Trafiği yavaşlatma işaretiydi değil mi? Unutmayalım. Bursa şıkkı geceliğin geç işareti, CH şıkkı geceleyin dur işareti, denizde şıkkı da zaten söyledik. Geceleyin dönüş işaretidir. Dediğim gibi bunlar birer ehli sınav sorusudur. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir diyor. Hangisinin sönmesini bekleyeceğiz? Isıtma bujisi ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı. Marşa basmadan önce biri sönüyor ama hangisi sönüyor arkadaşlar? A şıkkı değil mi? Isıtma iyi ikaz ışığı olacaktır. Şöyle de yazdım. Geldik 33. sorumuza bu arada e, videonun sonunda yolu yorum bölümüne kaç yanlışınızın olduğunu mutlaka yazın. Aşağıdakilerden hangisi? Yakıt sisteminin elemanıdır. Termostat, yakıt filtresi, marş motoru, endüksiyon bobini. Hangisi? Yakıt sistemi elemanıydı arkadaşlar. Ne diyordum ben size? Yakıt filtresi diyordum değil mi? şöyle bursa diye yazalım gördüğün yakıt sistemini hiç düşünme git yakıt fitresini işaretle nokta atış sorularımızdan bazılarını bu şekilde yapıyoruz aşağıdakilerin hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur bakın bir arıza var ve farlar yanmıyor sebep nedir bujilerdeki distribütördeki far anahtarındaki endüksiyon bobinindeki Farların yanmamasına sebep oluyorsa far anahtarındakiler arkadaşlar Ceyhan şakı olacaktır. 35. sorumuzdayız. Yine bu soruyu da açıklayacağız. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu hangisi bildiriyor arkadaşlar? Ceyhan şakı değil mi? Ceyhan Şakı diyenler doğru söyledi. Ceyhan Şakı bize araç şakasının bitmek üzere olduğunu bildirir. Bakın A, B ve D şakı kaldı geride. Bunlar da birer ehli sınav sorusudur arkadaşlar. Direkt ben 36. soruya da geçebilirdim ama hani 50 tane soru çöz şu an 50 tane soru çözüyoruz ama aslında 50'den fazla soru çözüyoruz şu anda. Da siz farkında değilsiniz. A şıkkı şarj ikaz ışığıdır. Bursa şıkkı arka cam rezistansıdır. E, şıkkını söyledim. Denizli şıkkı da yağ ikaz lambasıdır arkadaşlar. Şöyle bir kez de tekrar etmiş olduk. Geldik 36'ya. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması ısıtma bujelerinin çalışmakta olduğunu bildirir diyor. Dikkatli bakalım. Hangisi? Bursa şıkkıdır değil mi arkadaşlar? Hadi şöyle işaretleyelim. Peki A şıkkı ne? Nedir? Arka sis lambası düğmesidir değil mi? Bursa şıkkını zaten söyledim. Isıtma kızdırma bujisi. C şıkkı arka cam restansı. Denizli şıkkı da üzün farlar açık mavi 100 metre diye geçer. Bunlar da birer ehliyet sınav sorusudur. Geldik 37. sorumuza. Bası taşlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan hangisidir? Egzoz sıvabı emme susturucusu, emme manifoldu, egzoz susturucusu. Bakın çıkan gazların sesini azaltıyor. Demek ki bir susturucu var değil mi bu kelimenin sonunda? Ne diyoruz? Egzoz susturucusu diyoruz. Denizli şık olacak. 38'deyiz. Merak etmeyin az kaldı. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır? Bakın bu soruda çokça çıkar. Hidrolik yağ, sadece hava, sadece yakıt, yakıt hava karışımı. Hangisi alınır? Denizli şıkkı alınır arkadaşlar. Yakıt hava karışımı alınacaktır. 39. sorumuzdayız. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? Burada bir tane daha ile sınav sorusu var. Onu da geleceğiz. İki çizgi arasında, alt çizgisinden aşağıda, üst çizgisinden yukarıda yağ çubuğunda hiç görülmemeli. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız A şıkkı olacak, değil mi? İki çizgi arasında olmalıdır. Şöyle de yazdım. Başka bir ehliyet sınav sorusunda da der ki aracın yağ seviyesi kontrol edilirken araç nasıl olmalıdır der. Şıklarda ağaç sağ yenik, sağ yanık, yatık <laughs> söyleyemedim. Araç sağ yatık ya da sola yatık der. Ya da aracın ön tarafı kalkık der. E bu şekilde söyler. Şıklardan bir tanesi de araç düz konumdadır olacaktır. Biz de ne gideceğiz? Araç düz konumda olacaktır şıkkını işaretleyeceğiz. Geldik 40. sorumuza. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin motorun. Bakın bu soruda çokça çıkar. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2, 3. Hangisi arkadaşlar? Deniz ışıkı değil mi? LPG, benzin motorin. Hadi bakalım. Şöyle denizli diye de yazdım. Son 10 tane sorumuzdayız. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Üzerine bastırılarak yürütülür, oturtularak atele tespit edilir, sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atele tespit edilir, kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır. Ceyhan Şıkkı diyenler doğru söylüyor. Sırt üstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atele tespit edilir arkadaşlar. Şöyle Ceyhan diye de yazdım. 42'deyiz. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır diyor. Çıkık eklem yerine oturtulmalı. Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli. Çıkık bölge askı alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı. Hangileri yapılmalı ilk yardım olarak? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2, 3. Arkadaşlar doğru olan şıkkımız C Hangi şıkkı olacak. 2 ve 3. 3 olacaktır şöyle Ceyhan diye de yazayım hareket ettirilmeyecek ve çıkık bölge askıya alınacak hastaneye ulaştırılacak Ceyhan şıkkı diyoruz yerindeyiz omurga kırığı olan yaralara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz bu soruyu açıklayacağım arkadaşlar bir okuyalım yaralıya dik oturur pozisyon verilir Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir. Yaralı sert bir zemine sırt üste yatırılır. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır. Hangisi kesinlikle yapılmıyor arkadaşlar? Omurga kırı olan yaralara Hangisidir? A şıkkıdır. A şıkkını kesinlikle yapmıyoruz. Yaralıya dik oturur pozisyon verilir. A şıkkı yapılmaz arkadaşlarım. Şimdi omurga kırıklarına, zedinin hareketsiz kalması bizlerin en temel şart, en temel şartıydı, değil mi? Şimdi A şıkkında kazan de dik oturur pozisyonunda durması durumunda sinirler zarar görecektir. Kesinlikle yapılmıyor. Diğer şıklarda zaten hastanın hareketsizliği amaçlanmış, değil mi? Dikkat ettiniz orada. Çünkü niye? Omurga kırığı var. Bu yüzden A şıkkı kesinlikle yapılmaz diyoruz. 44. sorumuzdayız bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasına morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Ayakları 45 cm yükseltilmeli, başı 30 cm aşağıya indirilmeli, hareket etmemesi sağlanmalı, kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. hareket etmemesini sağlayacağız değil mi arkadaşlar? C şıkkı olacak. Hareket etmemesi sağlanacak. 45'teyiz. Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir diyor. Önce kendi can güvenliğini sağlaması, sakin, kendi güvenli ve pratik olması, insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2, 3. Bir ilk yardımcıda bulunması gereken özellikler hangisi arkadaşlar hepsi olacak denizde şıkkı olacaktır. Bu soruyu daha önce de sizlere söylemiştim. Kellik 46'ya. Bebeklerde su, bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerin arasına vurulur sert bir yere sırt üstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır. Sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilir. Şekerli su içilir. İçirilir. Bebeklerde solunum yoluna herhangi bir cisim kaçmış arkadaşlar. Hangisini uyguluyorduk? Biz A şıkkını uyguluyorduk değil mi? Bebeğin yüzü aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatıracağız ve kürek kemiklerin arasına da şöyle yavaşça vuracağız. A şıkkı olacaktır. Şöyle daire içerisine aldım. geldi 47'ye. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiş? Bakın bu soru da çokça şey çıkar sınavlarınızda. Kırık kontrolünün yapılması, kanamanın kontrol edilmesi, şok pozisyonunun verilmesi, hava yola açıklığının sağlanması. Hangisi? Denizde şakı, hava yola açıklığının sağlanması, Doğru olarak verilmiştir. Şöyle denizli şıkkı diye de yazdım. Değilindeyiz. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? Soğuk kanalını korumak, her zaman dikkatli olmak, emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. İlk yardımı yapacak kişide bulunacak hangileri? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1 2 3. Arkadaşlarım hepsi olacak değil mi? Bir ilk yardımcıda. yüzden ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. 1, 2 ve 3 olacaktır. 49'dayız. Hadi bakalım bir daha Aa, gözümüz aydın. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Doğru olanı arıyoruz. Göz kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması, temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması, 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması, kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Hangisi doğrudur? C şıkkı arkadaşlarım 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması doğrudur. Şöyle C diye de işaretledim. Geldik mi son sorumuza? Vallahi geldik. Hadi bakalım bitti. Daha sonra neyi göstereceğiz? Neye bakacaksınız? Bu yasal hız var ya arkadaşlar. Onlara bakacağız. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması, burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi, burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan ekleme turnike uygulanması. Burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkelerinin arasında hangisi yer alıyor arkadaşlar? Bursa şıkkı burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit alınması yer alacaktır. Şimdi 50 tane soru çözdük. Yorum bölümüne karşı yanlışınızın olduğunu mutlaka yazın. Ve sizler için hazırladığım bu yasal hız limitlerine de mutlaka bakın arkadaşlar. Gerekirse bir kağıt kalem şeklinde not alın yanınızda bulunsun unutmayalım. Araç cinsi yerleşim yeri içinde sorabilir. Biz yani sorular zaten denk gelmişsinizdir. Yerleşim yeri dışında, bölünmüş yollarda der, otoyollarda der. Bu şekilde sorular gelebilir. Mutlaka öğrenelim. Diğer sorularımıza da bakmayı unutmayın. Canlı yayına katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.